arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün minik prenseslerimiz için çok güzel bir etek çalışması yapacağız yine 0-8 aylık bebeklerimiz için ama giyecek bebeğimiz eğer zayıfsa 1 yaşına kadar olan minik prensesler için gayet uygun olacaktır bu çalışmamız. Daha büyük örmek istiyorum diyen arkadaşlarımızın ise yapacağı en önemli şey beldeki lastik kısmını büyük olarak başlamak. Yani buradaki tek dikkat etmemiz gereken büyüklük ve küçüklük ölçüsünü ayarlayan kısım bebeğimizin lastik kısmı. Eğer daha büyük yaştaki 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş kaç yaş grubu için öreceksek lastiği istediğimiz kadar büyütelim. Yani bebeğimizin, kızımızın, çocuğumuzun beline olacak şekilde büyüttükten sonra diğer işlemlerimizi birebir aynı yapabiliriz. Model kurulumumuzu başlattığımız zaman buradaki lastik kısmının ne kadar uzun ya da kısa olması önemli olmayacaktır. Modelimiz kurulup alt kısımları aynı şekilde artışlarımızda devam edip bu güzellik ortaya çıkacak. Şimdi önümde duran eteğimin ölçüsüne bakmak istiyorum. Ben bir taneden az ip kullandım. İp de çok gitmemekte. Hatta daha büyük yaş grubu için bir ip yeterli olacaktır. Baktığımda 21 santim eteğimin uzunluğunu görmekteyim. Bel ölçüsü olarak bakın hiç asılmıyorum. Bel ölçüsüne baktığımda 20 santim belinin ölçüsü şu uçtan 21 diyelim hatta alt lastik kısmından ölçtüğümde 21 santim e, etek genişliğine bakalım en uçtan ölçelim en uç kısımdan ise eteğimizin 36 santim genişlediğini görmekteyiz 21'den e, bakın şu kadar eteğimiz çan olarak açıldı evet e, inşallah hemen başlayalım sizler de hangi yaş grubu için örecekseniz lastiğimizi ona göre başlayın. Geri kalan modelimizi aynı şekilde çalışarak ilerleyelim. Kolay gelsin. 2.75 numaralı tığımız ve pırlanta marka ipimizle eteğimizin lastiğini örmeye başlıyoruz. Zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. 10 zincir üzerinden belimizin lastiğini çalışmaya başlayalım. Daha kalın çalışmak isteyenler birazcık daha zincirimizi çekebilirler. Tığımın başını doluyorum. Bakın içinden çıkana değil. 1, 2, 3. gelerek batıyorum. Ve trabzanımı 1, 2 defa da örüyorum. Yanındakine batıyorum. 1, 2 zincirimizle birlikte 3 trabzanımız oldu. 4. trabzanımı 5. 6. 7. 8. ve son trabzanımı örüyorum. 2 defa da çekerek ördüm. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 1 2 2 defa zincirimi çektim arkasını çevirdim ve başlıyorum tığımın başını doluyorum dıştaki katından alarak örüyorum 1 2 tığımın başını doluyorum bakınız şöyle iki tane katımız var buğday gibi görünen onun dıştaki katını alıyorum 1 ve 2 tığımın başını doluyorum dıştaki katından alıyorum 1 ve 2 dış katından tığımızın başını dolayalım dış kattan girelim 1 ve 2 tekrar 1 ve 2 tığımın başında oluyorum zincirden çektiğim en son döndüğüm burada küçük gibi kalan trabzanımı da örüyorum üzerine iki tane zincirimi çekiyorum 1 2 ve çeviriyorum Tığımın başında oluyorum yine dış katı bakın bu en sondaki birinci trabzanımız hemen yanındakinin dış katına batıyorum 1 2 1 2 Ben lastiğimiz yeterli ölçü olana kadar bu şekilde ikişer trabzanla örüyoruz en sondaki mutlaka bu zincirden ördüğümüzü unutmuyoruz tekrar iki zincirimi çekiyorum çeviriyorum İlk zincirimiz tığımın başında oluyorum. Hemen ikinciden dış kattan alıyorum ve yeterli bel ölçüsüne ulaşana kadar hangi yaş için öreceksek ya da e, belirli ise öreceğimiz çocuğumuzun ya da bebeğimizin onun bel ölçüsüne uygun olacak şekilde örelim. Şurada zincirden döndüğümüzü de mutlaka unutmayalım. Tekrar iki zincirimi çekip çeviriyorum ve lastiğimi bu şekilde hazırlıyorum. Belim için yeteri kadar lastiğimi ördüm. Ölçüsünü şöyle mezurla bakalım. 45 santim belimizin ölçüsü. Şimdi birleştirme işlemini yapalım ve hemen modelimizi kuralım. Şurada bakın zincirimi çekmiştim. Zincirimi açıyorum bir tane zincirimi de açtım Hemen birleştirme işlemini yapalım şu şekilde alta koyuyorum bakınız alta koydum üzerine tutuyorum Şuradaki e, görmüş olduğunuz çizgiden hemen batarak başlıyorum Şura. yandan bir daha giriyorum trabzanın içine ve alttaki kattan da yine alıyorum kaydırıyorum ve bu şekilde üstte kalacak ve diğeri de altta düğme ve ilik yerimiz ayarlanmış olacak. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekiyorum başlangıç için. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bakın iki katın ikisine de batıyorum. Bir tane V kuruyorum. 1 2 3 3 7 zincir çektim bir defa başını dolayarak aynı yere battım ve 3 defadan çektim 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 tığımın başını dolamadan bu kez hemen araya batıyorum bakınız dibine değil biraz şöyle aralıklı olsun tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum biraz ileriye geçiyorum bir tane trabzan bir 2 zincir aynı yere girerek bir tane daha ve oluşturuyorum. V oluşturuyorum. V'lerimizi oluşturarak aradaki bu üçer trabzanlarımızı da e, kurarak başlangıç yerine kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. Batıyorum. İstediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen buraya batıyorum bir tane trabzanımı örüyorum trabzanımı ördükten hemen sonra 3 tane de zincirimi çekiyorum tekrar tığımı başını dolayarak aynı yere batıp bir V oluşturuyorum V'lerimizin içerisine modellerimizi kuracağız tekrar V sonrası hemen 3 zincir biraz ileri çok da ileri gitmeyelim dökümlü olsun tekrar 3 zincir çektim bir sık iğne ile battım tekrar 3 tane zincirimi çektim ve tığımın başını dolayarak batıyorum ve bir trabzan 1, 2, 3 zincir aynı yere gelerek batıyorum. Tığı e, zincir 2 ya da 3 çekebilirsiniz ama genelde bakınız bütün zincirlerimizi 3'er 3'er çektik. Bakın başlangıç yerine kadar yapacağımız ilk sıra işlemimiz bundan ibaret. Tekrar 3 zincirde sıramız batıyorum. 1, 2, 3 çıkıyorum. Ve hemen bir trabzan 1-2-3 bir, zincir aynı yere batarak ikinci trabzanımı da örüp V'mi oluşturuyorum birer tane yuvalarımızı üçer zincirlerimizi örerek eteğimizin ilk başlangıç noktasını örerek geldim şu şekilde gösterelim V'miz 3 zincirimiz hemen sık iğnemiz 3 zincirimiz bakın modelimizi bayağı sıkı sıkı kurdum eteğimiz dökümlü ve güzel olsun diye şimdi en son V'mi ördüm başlangıç V'min yanına gelmek üzereyim 1 2 3 tane zincirimi çekip hemen batıyorum 1 2 3 tane daha zincirimi çektikten sonra yeniden ilk başlangıç V'sini şu şekilde aradan giriyorum ipimi alıyorum ilmeğimin içerisinden geçerek birinci sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum şöyle görelim ilk sıramız bitti şimdi ikinci sıramıza geçelim 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum bu sıramızda sadece zincir öreceğiz şuraya V'nin hemen ikinci trabzanın soluna batıyorum ve buraya bağlanıyorum tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bu kez 3 zincirimin hemen yanına batıyorum. Ve sabitleniyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. V'min dışına batıyorum. 4er zincir, 4er zincir çekiyorum. 2 3 4 Hemen diğer 3 zincirimin soluna batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. V'min dışına batıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum diğer üç zincirimi soluna yani benim ilk trabzanın yanına batıyorum 1 2 3 4 tane zincir Hemen ikinci V'nin dışına batıyorum ve başlangıç yerimize kadar sadece zincirlerimizi çekip sık iğne ile batıyoruz ve başa kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar dörder zincirlerimizi örerek geldim ve başlangıç noktamın bulunduğu yerdeyim. Bakın bu ilk 7 tane zincir çekerek ördüğümüz başlangıç noktamız. Şimdi 4 zincirimi çekerek hazırladım. Hemen bu noktaya batıyorum. Geçişimi yaparak şuradaki beynin üzerindeki 4 tane zincirin bulunduğu yere trabzanlarımızı örmeye başlıyorum. Şimdi son geçişimi yapıyorum. Bakınız beyimden bir önceki son üçer zincirler hemen batıyorum buraya ve tamamladım şimdi ilk 4 zincirin bulunduğu yere tığımın başını girdiriyorum ilmeğimi kaydırarak geçiriyorum ilmeğimizi kaydırıp geçtik ve 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve buraya V'nin tam üzerine gelen yere trabzanlarımı doldurmaya başlıyorum bu birinci trabzanım İkinci trabzanımı örüyorum, bir dolayıp 3 defa da çekiyorum. Üçüncü trabzanım, dördüncü, beşinci, altıncı trabzanımı da ördüm. Zincirimle birlikte toplamda altı tane trabzanım oldu. Altıyı ördükten sonra hemen yanındaki bakınız, altta üç üç zincirimizin olduğu e, dört zincirimizde yukarıda o kısma gelerek batıyorum bir tane sık iğne ile tığımın başında doluyorum zincir çekmeden ve yemin üzerine gelen 4 zincirin içerisine 6 tane trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımı ördüm. 6. trabzanımı aradaki 4 zincirimin altından girerek sık iğnemle kapatıyorum. Tekrar bakınız altta V olan yerin üzerine trabzanlarımızı dolduruyoruz. Giriyorum. 6 tane trabzanımı buraya örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 trabzanımı ördüm. Hemen yanındaki zincirimin altından girerek batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Altında V olan zincirimin içerisine 6 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde sıra başına kadar ilerliyoruz. Bakın hep V'lerin üzerine altışar trabzanımız olması gerekmekte. Trabzanlarımı örerek geldim. Sıramı tamamladım. Yeni zeminimizi kurmak için hazırız. Şöyle görelim bakınız. Çok hoş oldu. Buradaki trabzanlarımızı artırarak eteğimizi istediğimiz gibi genişletebileceğiz. Şimdi burası en üst hemen belimizin üst kısmı olduğu için 6 tane trabzan yeterli. Şimdi üzeri için çalışmaya başlayalım. 6 tane trabzanımı ördüm. Hemen Yandaki yuvaya batıp sık iğnemi örüyorum. Başlangıç noktasına geçiyorum. İlk başta zincirde çektiğim trabzanımı bu şekilde kaydırıyorum ve birinci sıram bu şekilde Yani trabzan sıram bu şekilde tamamlanmış oluyor. Geçişimizi yaptıktan sonra hemen bir tane daha ilmeğimi kaydırıyorum. İkinci trabzanımın üzerine kaydırdım. Üçüncü trabzanımı kaydırıyorum ve buraya bir tane zincir çekiyorum. 4. tırabzanıma sık iğnemi örüyorum. 2 tane sık iğne örmüş oldum. 5 ile 6'yı atlıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 1 trabzan atlıyorum. 2 trabzan atlıyorum. 3. tırabzanıma bir sık iğne, 4. tırabzanıma yine bir tane sık iğne. Buradaki zincir eğer 4 az gelirse 5'te çekebilirsiniz. 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum, iki trabzan atlıyorum. 3'le 4. tırabzanıma birer sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum, iki trabzan atlıyorum, üçüncü trabzanıma ve dördüncü trabzanıma birer sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çekiyorum. Tekrar bir trabzan atlıyorum. Şu alttaki zincirimiz bunu trabzan olarak lütfen karıştırmayalım. Bir trabzan, bu trabzanımız, iki trabzan atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Eğer isterseniz onu da sayarsanız bu kez dört olacak. Ve yanındakine batıyorum, diğer tarafa atlıyorum zaten alttaki zincirimiz bu trabzanımız değil bir atladım iki atladım üçe battım. 1 bir iki üç dört beş tane zincirimi çekiyorum bakın bu alttaki zincirimizde bir trabzanımı iki trabzanımı atladım üçüncü trabzanıma sık iğne dördüncü trabzanıma sık iğnemi ördüm aralarına da beşer zincir çekerek sona kadar ilerliyorum Zincirlerimizi çektim. İki sık iğnemizi örerek sıranın başına kadar geldim. Bu şekilde şimdi V'lerimizi kurmak için hazırız. Son 5 zincirimi çektim. Başlangıçtaki ilmek kaydırarak geldiğim sık iğnemin olduğu yere şöyle tığımın başını girdiriyorum. İlmeğimi kaydırarak sıra başına Geliyorum. Ve yine aşağıda yapmış olduğum gibi 7 tane zincirimi çekerek buradan ilk V'mi kurmaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7. V'mi ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum ve ilk V'mi bu şekilde kuruyorum. Daha sonrasında 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Araya batıyorum. Dilerseniz 3 de çekebilirsiniz. 3 çekelim. Şöyle 3 çekiyorum. Eliniz sıkıysa 4, gevşek ve ipiniz kalınsa 3 yeterli olacaktır. Tığımın başını doluyorum. iki sık iğnemin tam arasına girerek bir trabzan 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yere bir daha batarak düğümü kuruyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Araya giriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sık iğnelerimin arasına girerek bir trabzan 3 zincir bir trabzanımı örüyorum şu şekilde görelim bakın ilk lastiğimizin üzerine kurduğumuz şekliyle örüyoruz sık iğnelerimizin üzerine trabzanımızı üzerine 3 zincirimizi tekrar trabzanımızı örüyoruz arada da üçer zinciri alttaki 5 zincir içerisine batarak sıramızı oluşturuyoruz sıramı tamamladım ve bitti en son zincirimi çektim. 3 zincirimi yeniden V'min içerisine girerek hazırlanıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Trabzanımın dışına batıyorum. Bakın V'miz şurası. Burada da 3 zincir çektiğimiz yerler. Hemen V'min dışına geliyorum. 1, 2, 3, 4. Diğer 3 zincirime batıyorum. 1-2-3-4 V'nin üzerinden diğer tarafına geçiş yapıyorum. 1-2-3-4 3'e üç, batıyorum. 1-3'üncüye batıyoruz. Bakın 3-3 ördüğümüzde batıyoruz. Bir de V'mizin üzerinden aşırıyoruz. 1-2-3-4 V'min dışına. 1-2-3-4 3-3 iki, batmıştık. İkinci 3'e tekrar V'mizin yanındayız. 1-2-3-4 1 2 3 4. 4er zincir çekerek trabzan sıramıza doğru ilerleyelim. Dörder zincir çekerek sıramı tamamladım. Hemen ilk dört zincirimin bulunduğu yerdeyim. Ve yeniden trabzanlarımızı öreceğimiz bölümümüze geldik. Buradaki trabzanlarımızı eteğimizi şöyle aşağıya doğru çan şeklinde açılmasını istediğimiz için trabzanlarımla ben artış yoluna gidiyorum. Burada artışımda altı tane olan trabzanıma her grupta 7, 7 7 7 7 olarak birer tane artışımı yaptım ve eteğim ilerlediği sürece istediğim aralıklarla ya 7 bir sonrakini 8 istersem yani isterseniz yani sizlerde çok çan olmasını istemezseniz yine bir sonrakini de 7 olarak örebilirsiniz ya da 8 olarak artışınızı yapabilirsiniz. Tamamen istediğiniz çana göre trabzan sıramızda artışlarımızı yapabilirsiniz. Şimdi ben e, buradaki 6 olan trabzanımı bu sıramda 7'ye çıkaracağım ve eteğim şöyle çan şeklinde güzel bir şekilde açılacak. Şimdi en son zincirimi battım ve ilk 4 zincirimin bulunduğu noktaya şu şekilde kaydırarak geliyorum ve başlıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Zincirimle birlikte toplamda 7 tane tırabzanımı örüyorum. Aşağıdaki grubumuzda 6 örmüştük. 3 4 5 6 ve 7. 7 trabzanımı ördükten sonra hemen zincirimi sık iğne ile batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. vemin tam üzerine denk gelen yere yine 7 tane trabzanımı örerek ilerliyorum ve bu sıramı 7 şer trabzan örerek bitiriyorum. Modelimize bakınız. ikinci kez kurduk. Sayalım. 2 4 5 olmuş. 6 ve 7 yedinci trabzandan sonra zincire bir tane sık iğnem örüyorum. Sonrasında yeniden yuva üzerine girerek 7 tane trabzanım örüyorum ve sıramı 7 trabzan sık iğneler olarak tamamlıyorum. Trabzanlarımızı örerek geldim ve sıramın sonundayım. Bakınız eteğimiz hemen açılmaya başladı. 6 da 7 trabzan ördüm. Bir sonraki sıramızda ise 8 tane trabzan olarak örüp eteğimi büyüteceğim. Sizler de e, o şekilde artırarak devam edersiniz. İsterseniz iki sıra üst üste 7'yi de örebilirsiniz. Eteğinizin açılış şekline göre devam edebilirsiniz. Evet şimdi sık iğnemi ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum trabzanımda ikinci trabzanımı kaydırıyorum 3. trabzananıımı kaydırıyorum 4düncü bir sık iğne 5 trabzananıma bir sık iğne 6 trabzananı da bir tane sık iğnemi ördüm Burası şu kısma sık iğneler yaparak ördüm 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim birinci trabzanı atladım ikinci atladım 3 atladım dördüncüye batıyorum ye batıyorum 2 sık iğneyi ördüm tekrar 1 2 3 4 5 eğer 5 az olacak gibi olursa Çünkü burada arttığımız için buradaki zincirlerimizin sayısı da artması gerekmekte bakın 5 tam yeterli olmakta ama sizin eliniz daha sıkıysa altı da çekebilirsiniz birinci trabzan atladım ikinci trabzan atladım üçüncüye atladım dörde batıyorum beşe batıyorum ve sonra 1 2 3 4 5 6 tane çektim bakın. Şu ikisini de 5'er çekmiştim. Şimdi 6 çektim. 6 daha rahat olacak. Bir e atladım, 2 atladım, 3 e atladım, 4'e batıyorum. 5'e batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve bu şekilde artışlarımızı da Buradaki trabzanı arttığımız zaman ara zincirlerini de artarak eteğimizi aynı şekilde örelim. Bakınız iki defa kurdum. Üçüncü defa modelimizi korumaktayız. Yine üzerine V'mizi ördükten sonra tekrar zincir sıramızı ve trabzanlarımızı artarak örelim. Eteğimizin sonuna doğru yeniden görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar eteğimizi ben örmeye devam ettim. Gördüğünüz şekilde eteğimiz tamamlandı. Şimdi trabzan sayısına bakalım. 6, 7, 8, 8, 9 olarak eteğimizin trabzanlarını da ördüm. Burada dikkat etmemiz gereken tek önemli husus buradaki trabzanlarımızı artırırken aradaki çekmiş olduğumuz zincir sayısını da artmayı unutmayın. 4 çekin eğer şuradakiler bakınız 5 çekmiştik. Bu arayı kasmayacak şekilde 6 olarak da ayarlayabilirsiniz. Buradaki 6. V'lerimizi e, yaptığımız yerdekilerini 4 ve 4 olarak örerseniz gayet güzel, sorunsuz, çok hoş bir e, model ve etek çalışması olacak. Evet şöyle bakalım bakın. Arkasını da çeviriyorum. Arkası da bu şekilde gayet güzel durdu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi en son e, trabzanımı örerek geldim. Bakınız bütün dilimleri ördüm. Bu dilim halinde bitiriyorum. Ortaya batıyorum. Daha önce kurduğumuz gibi. En son bitirmek için ise ilk zincirime batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Kestiğimiz ipi eteğimizin arkasını çevirerek şöyle iç tarafa gizliyoruz. Şöyle çekiyorum iç tarafa doğru kalan ipimizi yine temiz çalışma adına kesiyoruz ve buradaki belinin lastik kısmını ben önde kullanacağım şuradaki düğme ve ilik kısmını sizler yanda da kullanabilirsiniz buraya bir tane de ben ince düğmemi dikeceğim alta bu arada trabzanımız büyük olduğu için ben ekstra bir ilik açmaya gerek görmedim bakınız düğme rahatlıkla geçeceği için buraya da İli burayı ilk olarak kullanıp alt kısma düğmemi dikerek eteğimi tamamlamış olacağım. Evet bu şekilde de eteğimiz tamamlanmış ve kullanılmaya hazır hale gelecek. Evet bir çalışmamızı sizlerle tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.